İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz değerli konuklarımız. Türkiye'nin 100. yılı ve Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı sebebiyle buradayız. Bu özel gecede burada olduğunuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda da çok heyecanlıyız. Bu gecenin anlam ve önemini anlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı sebebiyle hazırlanmış videoyu izleyeceğiz az sonra. Ama Azerbaycan'dan gelen meslektaşımla birlikte bu gecenin sunumunda sizlerle birlikte olacağız. Ev sahibi demeyeyim, aslında hep diyoruz ya biz iki millet tek devlet diye. Ama yine de bir ev sahibi olarak hoş geldin diyorum. Her vaktiniz hayırlı olsun hanımlar ve cenaplar. Gelin özümüz özümüzü bir gürültülü alkışlayak. Sizi Türkiye'nin büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş Türkiye Respublikası'nın 100 yılı ve muasir Azerbaycan'ın kurucusu Ulu Önder Heydar Aliyev'in 100 yılı münasebetiyle teşkil olan gala gecesinde görmekten memnunuz. Her birinizi hoş gördük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras koyduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı ve Ulu Önder Heydar Aliyev'in 100 yılı münasebetiyle hazırlanmış xüsusi filmi size təqdim edəcəyik ve elə istəyirdik ki, həmin film gedərkən sizin masalarınızın üzərində xarı bülbül nişanəsi var. Onu herkes öz sinəsinə taxsın. Çünkü bu xarı bülbül Azərbaycan için olduqca önemli bir simvoldur. Xarı bülbül bizim Qarabağımızın simvoludur. Xarı bülbül Azərbaycanın simvoludur. Ve tabii ki ister birinci Qarabağ, isterse de ikinci Qarabağ müharibəsində şehitlik zirvəsinə ucalan bacı ve kardeşlerimizi Allah'tan rəhmət diləyirik. Onların karşısında biz baş əyirik. Tabii ki bu şehitlerimizi yetiştiren anaların karşısında baş əyirik. Çünkü o şehitler, o bacımız, o kardeşlerimiz Qarabağda, Türkiye'de, isterse diğer başka bir yerlerde şehitlik zirvesine ucaldılar ki biz burada hazır sizle rahat oturaq ve öz hayatımızı devam elətdirək. İstərdim ki elə özümüz, Azerbaycanımızı, Türkiye'mizi, ümumi Türk dünyasını alkışlayaq. Şimdi tanıtım filmimizi izliyoruz sevgili misafirler. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. O gün bir millet tek yürek oldu ve bir kahramanın önderliğinde kurtuluşun adını koydu. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. O gün zaferin izinde bir efsane doğdu. Coşkunuz, sevinçliyiz, ayrı gayrı değiliz. Bütün Türkler hep biriz. Yaşasın Cumhuriyet. Bir milletiz, iki devlet. Ana yurdum, ata yurdum. Azerbaycan, Türkiye. Atatürk'ün orası Türk kapısıdır dediği Nahçıvan'da, Cumhuriyet güneşiyle aynı yılda kalbinde Türkiye sevdasıyla bir lider doğdu. Haydar Aliyev ömrü boyunca Azerbaycan'ın 21. yüzyılda dünyadaki yüzü, bugünü ve geleceği oldu. Mənə qanat verən oldu diləksən, adına özünə vətən deyirəm, çölünə düzünə vətən deyirəm. Bugün ise iki lider ve yine tek bir tutku var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü lideri Recep Tayyip Erdoğan, Haydar Aliyev'in mirasını geleceğe taşıyan İlham Aliyev. Aşkımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Ve biz kökleri Ati'de, vizyonu ise gelecek oluşturmak olan çok mutlu bir millet ve çok büyük bir aileyiz.
Saygıdeğer misafirlerimiz, İstiklal Marşımız ve arkasından Azerbaycan Ulusal Marşı'nı seslendirmek üzere hepinizi ayağa davet ediyoruz. Sükutla yad edirik. Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İndi ise gecenin teşkilatçısı, Usubovlu grubun idare heyetinin sədri, değerli dostumuz Samiral Usubovanı çıxış etmək için səhnəyə dəvət edirik. Akşamınız hayır olsun, hörmətli qonaqlar, saygıdeğer büyüklerimiz. Her birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Bildiğiniz kimi bu gece bizim Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. Benim de bir insan olarak vəzifə borcumdur her zaman, gurbet ölkədə yaşamama bakmayarak, Türklüyümü, milletimi, kökümü, asideliğimi her zaman koruyarak Türk milletlerinin bir araya gelmesini, gücüm neye yettiyse sizlerin bugün karşınızda durmak için mücadele ettim. Gecemizi gündüzümüze katarak Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıllık gala gecesine her birinizi hoş gördük. Aynı bir millet, iki devletin büyük ulu önderi Haydar Aliyev'in de 100. yıl doğum gününü kutlamak için Cumhuriyetimizin bize emanet ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetimizi korumak için Cumhuriyetimizin 100. yıl gala gecesine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bizim burada çok büyük değerli ziyalılarımız,
Değerli bizi sayarak dünyadan buraya gelen insanlar var. Bunları asla unutmamak ve büyüklerimiz, diasporamız da başta olmak şartıyla bizleri yalnız bırakmayan büyüğümüz Fuat Muradov ve burada bugün bizlerim aramızda olan Vali Hacıyev ve kendi adımdan ve Usupoğlu Grup ailesi adından teşekkürümü bildiriyorum. Sağ olun, var olun. Bana bu gecede destek olan, çekinme, korkma, yıkılma, ben senin her zaman yanındayım diyen bizim büyüğümüz Monika İpekeli, ben şahsım adından, Usupoğlu Grup ailesi adından sahneye davet etmek istiyorum. Büyük annemiz. Hoş geldiniz. Bu programda yoktu. Onun için ne konuşacağımı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Bu gece bu salonda olanlar hepimiz iki millet, tek devlet. O sloganı burada da yaşıyoruz. Azerbaycan'a gittiğimizde de yaşıyoruz. O iki bayrağı yan yana gördüğümüzde de yaşıyoruz. Hep de yaşayacağız. Umarım inşallah hep güzel günlerimiz olur. Ben buradan bütün gençlere sesleniyorum. Lütfen devletinize sahip çıkın. Türkiye ve Azerbaycan İki kardeş devlettir, çok büyüklerdir, çok. Hepinize hayırlı bir gece diliyorum efendim. Biraz müzik diyelim sevgili misafirler ve Azerbaycan devlet sanatçısı Elnare Abduleva'yı sahneye alkışlarınızla davet edelim. Devlet, hey ne arzu.
Akşamınız hayır olsun. Hoş gördük. Bugün bir güzel alametler günde yığışmışıq. Türk Cumhuriyeti'nin 100 illiği. Ulu Önder Heydər Əliyevin 100 illiği münasibetiyle bura gelen bütün qonaqları, bütün Türk dünyasını, Azerbaycan halkını ürəkdən təbrik edirəm. Çok sağ olun. Bir daha hoş geldiniz ve her zamanki kimi bütün konsertlerimizde Azerbaycan musiqisini oxuduq ve sözsüz ki Türk musiqisine de biz yer veririk. Ona göre ne inirik? Gönül dağı.
Yunan sana kurban, sen müşfik yanında kal. Yunan sana kurban, istersen bu canımı al sana kurban. Hanımı dəvət etmək istəyirik. Monika İpəkəl bayaq da çıxış etdi. O özünü türk dünyasına həsr edib, türk qadınının inkişafına həsr edib və dayanmadan çalışır. Uzun illərdir burada fəaliyyət göstərir. 45 dərnək açıb və o dərnəklərdən maksimum dərəcədə çalışır ki, türk qadını inkişaf eləsin. Və elə istəyərdik ki, Monika xanım sizi salamlayırıq. İstəyərdik ki, mükafatın verilməsi üçün səhniyə dəvət edək, amma ilk olaraq mən bir sözü demək istəyirəm. Həzə Aslanovdan sonra döyüş zamanı şəhid olan generalımız Polad Həşimov var. Məhz onunla başladı. Hər kəs Polad Həşimovun şəhidlik zirvəsinin ucalmasından sonra hər kəs dedi ki, biz onun qisasını alacağıq və 44 gün ərzində 30 illik həsrətə son qoyuldu. İstəyərdik ki, sizin alqışlarınızla türk dünyası adından vəfa borcu mükafatını almaq üçün səhnəyə Tovuz döyüşlərində şəhidlik zirvəsinə ucalan Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəhid general-mayoru, hər birimizin dəyərli qardaşı Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimovanı dəvət etmək istəyirik. Türk milletleri adından vefa borcu ödülünü almak üzere sahneye şehit tüm general Polad Həşimov'un annesi Səmayə Həşimova, Həşimoya Hanım'ı davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Mən bütün türk dünyasına, Azərbaycana çox sağ olsunlar deyirəm. Bugünkü bu tədbirə görə çox sağ olun ki, bugün bu tədbiri burada keçirirsiniz, bu ödülü bizə verirsiniz. Biz bunu belə qəbul edirik ki, Azərbaycan xalqı iki dövlət bir qardaşdır. Allah təala bizim bu iki dövlət bir qardaş olmağımızı heç vaxt bizim əlimizdən almasın. Türk xalqına istədiyi kimi uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Xalqa əmnamanlıq arzu eləyirəm. Həmçinin Azərbaycan xalqına. Allah, mən bir xalq olaraq deyirəm, xalqımıza dəyməsin, gənclərimizə dəyməsin, Allah təala birliyimizi əlimizdən almasın. Çox sağ olun. Hər kəsə sağ olun deyirəm. Çox sağ olun. Hər kəs General Paşayevə deyəndə bilir,
O qadın Azərbaycan, Türkiyə, Türk dünyası üçün dayanmadan çalışır. Gənə Paşayeva hər birimizin anası, bacısıdır. Çünki onun Türk dünyası üçün etdikləri təbii ki, danılmazdır. Elə Türk dünyası adından vəfa borcu mükafatını almaq üçün səhniyə Gənə xanım Paşayevanın doğma bacısı Sokar Türkiyənin idarə heyətinin üzvü Kemalə Paşayevanı dəvət edir. Salam olsun Türkiye, salam olsun Azerbaycan, salam olsun büyük Türk dünyası. Eminim ki Gelre Hanım burada olsaydı bu sözlerle çıkışına başlayardı ama ben eminim ki o bugün buradadır ve ruhu bizimledi. Bugün çok özel bir gündü çünkü niye? Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin yaranmasının 100. yıl dönümüdü, dünyaya güçlü bir Türkiye mesajı verme günümüzdü. Aynı zamanda ölmez liderimiz dünya var oldukça her zaman Türk dünyasının büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Heydər Əliyev tarihte yaşayacaklar. Gendre Hanım da bütün kısa ömrünü, 48 yıllık ömrünü Azerbaycan'ın, Türkiye'nin ve Türk dünyasının inkişafı için, geleceği için, bütövlüğü için çalıştı. Bütün faaliyeti, yaratıcılığı buna bağlı oldu. Son sözümü Səməd Vurğunun şiiriyle bitirmek istedim. Azerbaycan'ın büyük bestecisi Üzeyir Hacıbəyov vefat ederken yazdığı bir şiir. Ölüm koy sevinmesin, ömrünü vermir bada. El qədrini canından daha artık bilenler. Əbədi xatirə tək qalacaqdır dünyada sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Yaşasın böyük Türk dünyası, yaşasın Türk dünyasının birliği, bərabərliyi, qardaşlığı. Merhaba.
kavuşan canlar merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba, canlar merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba, canlar merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba merhaba. Bir göze vuruldum dedim ona değme değme. Ben gözele vuruldum dedim ona değme değme. Hasretinden kovruldum yandı canım yara değme. Hasretinden kovruldum yandı canım yara değme. Dedim insafa gel yar hanım ona değme değme. Gözlerinde gözüm var ama bana değme değme.
Baxın, mən çox vaxtı, ümumiyyətlə konsertlərdə, Monika xanım, hər zaman deyirəm ki, birdən yorularsınız. Təbiidir ki, belə bir haldır ki, insan yorula bilər, narahat ola bilər. Amma siz elə görsəz ki, narahatsız, yorulmuşsunuz, musiqilər gələndə durun bir rəqs eləyin. Yəni, olar ha, niyə rəqs eləmədiniz? Olar, olar. Olar da Asif müəllim. Olar. Gelmeye sen
zamanda her tedavi görmüşem. Doymada her tedavi görmüşem. Mahni ötüm bir oy bir kadalanım. Özüm benlerimi bir kadalanım. Bu nesirde düştüm ana, eşk oduna düştüm hayana. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci mavini Vali Hacıyevi dəvət edirik səhniyə. Təşəkkür edirəm. Hepinizi xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar. Gözəl bir gündə, gözəl bir məkanda yığışmışıq və nə mutlu bizə ki, bu gözəl gündə həm Cümhuriyyətimizin, həm də Haydar Əliyevin doğum gününün 100 illiyini qeyd edirik. Bu 100 ilin içərisində biz bugünkü gündə güclü Türkiyənin sahibləriyik. Bugün bu 100 ilin içərisində biz güclü Azərbaycanın sahibləriyik. Və bu 100 ilin içərisində 30 il işğal altında olan Azərbaycan torpaqları tamamilə işğaldan azad olundu və bu günləri Azərbaycan ordusu, Azərbaycan zabiti, Azərbaycan əskəri, başda Ali Başkomandan İlham Əliyev olmaqla Türkün gücünü bir daha dünyaya göstərdi. Biz bugün biz bir millət, iki devlet deyərək bütün dünyaya iki devletin sahibi tək bir Türk millətinin olduğunu sübut edirik. Və bu sübut daha çox uzaqlara gedəcək. Bugün güclü Türkiyə var və güclü Azərbaycan var. Nə qədər ki omuz omuza dirənmişik, nə qədər ki omuz omuza vermişik, bizim qarşımıza dura biləcək başqa bir dünya da olmayacaq. Və hər iki ölkəmizin liderlərin sayəsində və şükürlər olsun ki, Türk milləti heç bir zaman lidersiz olmuyor. Hər zaman bir bayraqdarı, hər zaman qabaqda qarşıda gedən və hər zaman da dövlətini ucalara ucaldan liderlər olub və bu gün də müasir Azərbaycanın və müasir Türkiyəmizin də liderləri məhz İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sayəsində bu gün sadəcə olaraq iki devlet bir millət deyil, artıq yavaş-yavaş altı devlet tək millət deməyə başlamışıq. Bütün şəhid analarına, şəhid atalarına Allahdan səbir diləyirəm və bu tədbiri düzənləyən Zubovlar qrupunu da təbrik edirəm, Samiral xanımı. Çox başarılı bir qadın olmaqla belə işlərə qol qoymaq və belə bir tədbirin həyata keçirilməsi sözsüz ki, böyük bir qrupun işidir və başda Samiral xanım olmaqla əməyə keçən hər kəsə minnətdarlıq edirəm, təşəkkür bildirirəm. Allah əməyinizi itirməsin, daha böyük uğurlara qol qoyasınız və Samiral xanım zaten de bu belə bir gözəl axşamı da eləməli idi ki, gözəl qadınlar her zaman bir gözəllik yaradırlar. Sağ olsunlar. Siz de sağ olun, gələn ayaqlarınız var olsun. Mükafat almaq üçün Serbiya Regional İnkişaf Naziri Edin Derleki dəvət edirik. Və təbii ki sizin alqışlarınızla. Yerimize devam ediyoruz. Sevgili misafirler, ödülünü almak üzere sahneye iş insanı Muhammed Muhammedli'yi davet ediyoruz. Zafer Memutoğlu. Elnara Abdullayeva'nı mükafat alması için davet edirik. Azərbaycan musiqisinə gecə gündüz, musiqisinin inkişafı üçün gecə gündüz çalışan
Möhtəşəm insan Asif Kərimovu da alqışlarla dəvət edirik. Haydar Aliyev'in 100. yıl yubileyi ile ilgili böyle bir ödül almaktan onur duyuyorum. Bu ödülümü iki devlet tek millet adına alıyorum. Bir sanat insanı için en önemli şey iki devlet arasında kültür köprüsünü kurmaktır. Ve bunu ilk olarak adımını attım. İki devletin Türkiye Kültür Bakanlıkları arasında imzalanan ortak film projesinde projesi gibi bir projemi hayata geçirdim. Ve ilk defa Türkiye ile Azerbaycan Kültür Bakanlıkları arasında Mahmut ile Meryem filminin çekilmesine nail olduk hepimiz. Ve önemli olan şu anda Ulu Önder Haydar Aliyev'in söylediği gibi medeniyet halkın ilerlemesi için en büyük atılan adımdır. Ve burada çok değerli insanlarımız var ki onların her zaman desteğini gördüm. Diaspora, Azerbaycan Respublikası Diaspora İş Üzere Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Valeh Merlim, sizleri burada görmekten çok mutluyum. Ve çok değerli insanlarımız burada. Perviz Merlim, siz de her zaman yanımdasınız, onu biliyorum. Ve şehit anamız Semaya Hanım, sizin ellerinizden öpürem.
ve kendi canlarının pahasına şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Ve tek yumruk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in gösterdiği o tek yumruk olarak her zaman biz birlikteyiz, bir biz gücüz diyorum. Teşekkür ederim. Nasıl dağlar?